Babaanne, işhani arıyor. Öyle mi? Gel. Alo İşhani. Sağ ol Şakar. İyi ki beni aradın İşhani, iyi ki. Senin için endişelenmiştim. Benim için endişelenme. Ben iyiyim. Yardımların için teşekkür ederim. Şakar, Ranvir'i Ritika'dan kurtarmalıyım. Ve bunu senin yardımın olmadan başaramam. Şakar, Ranvir Ritika'nın ona ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ama Ranvir şu an hayatına sokmak istediği kadının aslında annemin katil olduğunu bilmiyor. Benim hayatımı mahvedip mutlu mesut yaşayamaz. Onun amacına ulaşmasına izin vermeyeceğim. Bu sefer konu ben değilim. Şu an Ranvir ve ailesi söz konusu. Herkes tehlikede Şakar. Kimse Ritika'nın gerçek yüzünü bilmiyor. Ranvir'i bir şekilde kurtarmalıyım Şakar. Ritika planlarını gerçekleştirmek için her şeyi yapıyorsa, ben de Ranvir'i kurtarmak için her şeyi yaparım. Biz seni düşünüyoruz ama sen kendini düşünmüyorsun. İşhani, lütfen her adımına dikkat et. Ve şunu asla unutma, Ritika ile aynı evdesiniz. Şu anda hem Ranvir hem de sen tehlikedesiniz. Bu yüzden bir şey yapmadan önce iyi düşün. Tamam Şakar. Dikkatli olacağım. Ranvir'e karşı sorumluluğumu tamamlar tamamlamaz sana geri döneceğim. Sen şimdi bunları düşünme İşhani. Şu an doğru zaman değil. Senin Ranvir'i koruman gerek. Bu yüzden sen sadece buna odaklan. Planların başarıya ulaştığı zaman bana geri dönmek isteyip istemediğine karar verebilirsin. Bana istediğin için geri dön. Mecbur hissettiğin için dönmeni asla istemem. Beni duyuyor musun İşhani? Tamam. Şimdi kapatmalıyım. Bugün çok şey yaşandı. Herkes çok gerildi. Sen de yorulmuşsundur. Gidip biraz dinlen. Bu arada İlacını içmeyi unutma, tamam mı? Hoşça kal. Hoşça kal. Dikkat et. Şakar, sen hiç merak etme oğlum, her şey iyi olacak. Ben torunumu iyi tanırım. Onun inancı her şeyden kuvvetlidir. Hem sen de onun yanındasın. Ama babaanne, İşhani o evde yalnız, o evdeki herkes İşhani'nin kötülüğünü istiyor. Onun iyiliğini düşünen yok ki. Bunu biliyorum. Düşünüyorum da. Herkese İşhani'nin hafızasını kaybettiğini söyledik. Şimdilik sorun yok. Ama bundan sonra ne yapacağız Şakar? Bunu hiç düşündün mü? Bu durumu iyice düşünüp halletmemiz gerekecek. Çünkü başka bir seçeneğimiz de yok. İşhani Ritika aleyhinde kanıt bulana kadar beklemeyiz. Kanıt bulabileceğine emin misin? Ritika'nın İşhani'yi yaraladığı o silahı nasıl bulacağız? İnsanları buna nasıl inandıracağız? Herkes düğün için Ritika'nın gelmesini beklerken o benim torunumu öldürmeye çalışıyordu. Aman Tanrım! O evdeki herkes, Ritika'nın arkasında duracak. O çok zeki Şakar, gerçekten çok zeki. Ritika bu oyunu akıllıca oynuyor. Babaanne, bu zamana dek işim gereği bir sürü suç dosyasını çözdüm. Her suçlunun zayıf bir noktası var. Farkında bile olmadan arkalarında kanıtlar bırakırlar. Ritika da arkasında mutlaka bir iz bırakmıştır. Biz de Ritika gibi düşünmeliyiz babaanne. Ritika artık pes edene dek bu oyunu devam ettirmeliyiz. İşhani onu çaresiz bırakacak ve o da bir gün bütün yaptıklarını itiraf edecek. O konuştuğu zaman bu hikaye bitmiş olacak. Bir şekilde hatasını bulmak zorundayız. Ve hata yapması için de onu zorlamalıyız. Ben iki insanı öldürdüm. Çırak'ı ve annen Falguni'yi ben öldürdüm. Abin Şarman doğru söylüyordu. Karnımdaki bebek onun değil. Bu bebek Çırak'tan.
Söz veriyorum babaanne. Ritika bundan kurtulamayacak. O benim Mişani'mi öldürmeye kalktı. Bu yaptığının cezasını çekecektir. Ben Mişani'nin bana döneceğini biliyorum babaanne. O dönene kadar bekleyeceğim. Ritika'nın gerçek yüzü ortaya çıkana dek Mişani'nin yanında olacağım. Ranvir benim yanımdayken beni her türlü kötülükten korudu. Şimdi onu kötülüklerden koruma sırası bende. Ritika şimdiye dek onu kandırdı. Ama artık onun Ranvir'i etkilemesine izin vermeyeceğim. Bak Mişani, beni kendi odama kilitleyemezsin. Sana son kez söylüyorum, anahtarı ver. Ben de sana son kez söylüyorum. Anahtarı alamayacaksın. Güzel karın, bu akşam gerçekten çok yorgun. Uykusu da çok geldi. Şöyle yapalım. Şimdi gidip biraz dinlenelim. Tamam mı? Ranvir, ne yapıyorsun sen? Anahtarı vermiyor musun? Tamam, ben de böyle çıkarım. Ranvir, ne yapıyorsun sen? Ranvir, özür dilerim Ranvir. Neden bu kadar kızgınsın? Bir sorun mu var Ranvir? Benim bir sorunum yok. Sorun sensin. Bırak beni. Hayır, bırakmayacağım. Bu saatte nereye gidiyorsun? Çok yoğun bir gündü. Ama sen uyumak istemiyorsun. Gidemezsin. Hadi gel. Bırak beni Mişani. Senin bu oyunlarından bıktım artık. Ben seni düşünüyorum. Ama sen buna oyun diyorsun. Evet. Ne düşünürsen düşün. Hiçbir yere gidemezsin. Mişani yeter artık. Buna bir son ver. Neden hayatıma girdin? Bunu neden yapıyorsun? Benimle neden oyun oynuyorsun? Güya hafızanı kaybetmişsin. Sana yalvarıyorum Mişani. Artık sabrımı sınama. Ben de sana yalvarıyorum Ranvir. Lütfen bana bu şekilde davranma. Sana ne oldu böyle? Bir zamanlar bana deli gibi aşıktın. Şimdi ise her şeye sinirleniyorsun. Her günü beraber geçirdiğimiz o güzel günleri hatırlamıyor musun? Ben ne anlatırsam anlatayım, beni can kulağıyla dinlerdin. Şimdi bunlara oyun diyorsun. Bir an bile ayrılmazdık. Neden şimdi benden uzaklaşmak istiyorsun? Sonsuza kadar yanımda olacağına söz veren adam sen değil misin? Benimle bir odayı bile paylaşamıyor musun? Sana ne oldu Ranvir? Ben hapse girdikten sonra ne oldu da artık beni görmeye tahammül edemiyorsun? Ben hala aynıyım. Sen de aynısın. Biz birbirimizi hala çok seviyoruz. Lütfen yeniden eski Ranvir ol. Gözyaşlarım akmadan onları silen Ranvir'i özledim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.